Ben Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. Adana Televizyonu Vatandaş Konuşuyor programı ile karşınızdayım. Ben Emsal Ablak. Vatandaşların sesini her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Adaylar sahalarda vatandaşlarla bir araya gelip dertlerini dinlemeye devam ediyor. Bu hafta vatandaşlara adaylardan ne tür bir hizmet bekliyorsunuz ve sizce hangi aday kazanır diye sorduk. Vatandaşlarımız neler söylemiş, hep birlikte izleyelim. Adaylardan ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Yani sadece çalmadan, çırpmadan belediye hizmetlerini yapmalarını bekliyoruz sadece. Hizmet olarak yani hani bir proje olarak değerlendirirsek? Bu bir proje olarak mesela yakında yaşadığımız deprem olayında, geçen sene yaşadığımız deprem olayında hani daha iyi yapılar yapılması, denetlemeler falan daha iyi olmasını bekleriz. Yapı denetimi? Evet. Adaylardan kimin kazanmasını istersiniz? Erol Kahraman diyelim. Yani adaylardan beklediğim hizmet, öncelikle Cihan'ın yolları çok berbat durumda gerçekten. Bu yolların bir şekilde bir düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında bu zamana kadar gelen seçmenlerin hepsi hep kendi cebini doldurdu. Hiçbir şekilde bir hizmet etmediler. Yani tek istediğim hizmet edecek kimse, hayırlısı kimse o gelsin diyorum. Yani Kadir Aydar demek istiyorum. Cihan'ımıza güzel bir hizmet yapsa çok güzel olur. O yollarımızı yapsa, ne bileyim hastane, carçur, pazar. Kapalı pazar alanları mı istiyorsunuz? Evet. Her mahalleye? Evet. Başka ne bileyim çok şeyler var da ama yapmazlar ya. Kim oraya geçse bile boş oturup geçerler. Kadir Aydar. Ne tür hizmetler bekliyoruz? Her zaman kişileri yapsınlar bize yeter, yollarımızı, çevreyi. Yani daha iyi güzel şeyler, daha park yapsınlar bile çevreye. O tür şeyler istiyoruz. Fazla da bir şey istemiyoruz yani. Kendi şahsım olarak Kadir Aydan kazanmasını istiyorum. Yollarımızın yapılmasını isteriz. Yollarımız o kadar çok kötü ki Küçük Kırım tarafında. Kadir Aydar'dan bunu bekliyoruz. Ama Erol Kahraman'ın kazanmasını istiyoruz. Çünkü koyu ülkücüyüm ben. Erol Kahraman kazanacak. Vatandaşlar belediyenin asli görevi olan yol ve çöp sorunlarına artık çözüm bulunmasını, esnafların kaldırım işgalini, belediye başkanlığına gelecek olan adayın müdahale etmesini, Ceyhan'ın artık asli görevlerinin yapıldığı ve sosyal aktivitelerin olduğu bir ilçe haline gelmesini istediklerini dile getirdiler. Vallahi Ceyhan'ın yollarını yapılması, işte belediyenin yapacak yol, su, bu hizmetleri bekliyor. Ki hangisi hayırlısı o gelsin. Ben 2014'te Alemdar Öztürk'ün hizmetlerinden memnundum. Tekrar devam etmesi için Alemdar Öztürk'ü isterim. Yani güzel hizmetlere de bulundu. Bütün köylere güzel yollar yaptı. Ya su, içme suyundaki problemleri çözmelerini, yollardaki, çevredeki pis çöp atıklarını temizlemelerini. Yani belediyeden bu istenir, başka ne istenir?
Ama bizim Mercimek Mahallesi'nde oturuyorum mesela ben. Orada su sorunumuz var bizim. Yani bir an önce çözülmesi lazım. Yani ben şu anda Ceyhan kapalı bir kutu. Yani kimin kazanacağını tahmin bile yürütemiyorum. Vallahi önce kendileri bir pano yapması lazım, resim yapmaları lazım. Kendi kafalarından nasıl bu güzelleştirilecek, ne kadar güzel temiz şehir haline getirilecek. Bakın etraf, her taraf harabeye dönmüş durumda. Şubat depreminden bu yana. Hiçbir şey yapılmıyor. Toz toprağın içindeyiz. Yıkım yapılıyor. Balkon günde iki defa yıkanıyor. Pencereler, etraf, kapıları açamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Valla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını isterim. Kadir Aydar mı? Tabii tabii tabii. Kadir Aydar alsın. Aha, kentsel dönüşüm. Bu Konakoğlu falan kentsel Muradiye, biz Konakoğlu'luyuz. Kentsel dönüşüm istiyor başta. Başta kentsel dönüşüm istiyor belediye başkanında. Hangisi hayırlısıysa, hayırlısıysa olsun. Valla şu trafiklerin şey olması, düzene girmesi, şu kaldırım kenarlarına şey yapıyorlar, esnaflar şeylerini koyuyorlar, ötemelerini koyuyorlar. Kaldırımdan insanlar geçemiyor, onların düzeltilmesi. Yani iyi bir şehircilik planı olması temennimiz. Şeyimiz bunlar. Sosyal şeylerin artırılması. Adaylardan kimin kazanmasını istersin? Kadir Aydar'ın kazanmasını isteriz. Şehrin temizliği, sahil kenarlarının, ırmak kenarlarının daha düzenli mücadele etmesini isteriz. Dürüst, namuslu hizmetleri bekleriz. Geçmişi pürüzsüz bir adayı desteklemek isteriz. Mesut Girişkin kardeşimizi tercih edeceğiz. Hay şu Ceyhan'a güzellikler gelsin artık. Yani şu Ceyhan köy gibi, köylükten çıksın, güzel bir şehir gibi olsun. Belediye başkan adaylarımızdan öncelikle yemeyen ve yedirmeyen zihniyette olmasını bekliyoruz. Bu bir. İkincisi, Ceyhan'ımız yıllardan bu tarafa atıl bir vaziyette, hizmetten yoksun, oncu buncu fikriyle, zikriyle idare edilmiş ve hiçbir hizmet görmemiş bir memleketimiz ne yazık ki. Üvey evlat muamelesi görmüş bir memleketimiz. Onun için belediye başkan adayımızın öncelikli şeyi öngörüsü yemeyen ve yedirmeyen olmalı. Ben milli görüşçüyüm. Milli görüşçü olmam hasebiyle elbette ki biraz önce dediğim gibi yemeyen ve yedirmeyen zihniyeti sadece ve sadece milli görüşte olduğu için Mesut Girişkin başkanımın elbette ki kazanmasını isterim. Tabii ki Ceyhan'ımızı iki dönemden bu yana meclis üyeleri yönetiyor. Ceyhan'ın sorunu çok, sıkıntısı çok. Hizmetler çok ağır işliyor. Daha iyi hizmetler bekliyoruz. Tabii ki bunun da milli görüşün yapacağına inanıyorum ben. Milli görüş belediyeciliğinin daha iyi yapacağına inanıyorum. Vallahi ben Mesut Girişkin diyorum. Belediye başkan adaylarımızdan ya mesela yol yapmak, işte ne bileyim park yapmak, bahçe yapmak, bunlar zaten belediye başkanı asli görevleri. Hani biz maalesef vatandaş olarak hala bunların asli görevini yapmalarını bekliyoruz. Yani bunlar belediye başkanlarının asli görevleri. Kesinlikle. Ek olarak daha farklı şeyler istiyoruz. Yani daha kültürel, daha sosyal şeyler bekliyoruz belediye başkan adaylarımızdan. Sosyal yaşam alanları. Evet, evet, evet. Yani daha farklı şeyler istiyoruz. Ama maalesef Ceyhan'da yıllardır hep yani yol yapalım, işte köprü yapalım, su yapalım, işte bilmem ne yapalım. Bu tür şeyler zaten belediye başkanı asli görevleri. Saadet Partisi adayı Mesut Girişkin beyefendiyi biz yani şu anda seçimde onunla oy vermeyi düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, çalışsınlar yeterli ya. Yani bizim amacımız yani kalkındırmaktır ama geriye gitmesin, aksın ileriye gitsin, inşallah çalışırlar. Yani Ceyhan çünkü çok geride. Adaylarımızın da inşallah. Hangi alanda ilerlemesini istersiniz? İş alanında mesela. İş, ticaret. Yani ticaret, iş. Halkımızda para kalmadı mesela. İnsan, vatandaşlar geliyor iş yerimize malzeme alacak ama paraları yok. Yani bizim de çevireceğimiz şeyimiz ticaret olmadığı için bence bunlara bir çözüm bulsunlar yani. Gelişmesi lazım Ceyhan'ın. İnsan odaklı hizmetler bekleniyor. Yani insanın faydalanabileceği, bu da tabii meskenden başlar. Meskenlerden sağlıklı kalıcı konutlar mı? Tabii. Depreme dayanıklı. Onu zaten belediyenin gücü yetmez ona da. Konut, büyükşehir belediyeleri anca onu yapabilir. O da şimdi Adana'nın 15 ilçesi var. Bu 15 ilçenin bir ikisine anca hizmet edebilir. Ufak beldelerse işte temizlik, su,
doğalgazda yardımcı olurlar işte. Temizlik, caddelerin temizliği, çöplerin kaldırılması, su sorunu, su çok kireçli, içilmiyor vatandaşın. İçme suyu. İçme suyu tabii tabii. İçme suyu. Hükümete yakın olan kazansın derim. Sinema, gezecek yerler, hiçbir aktivite yok Ceyhan'da. Gençler için özellikle. Gezecek yerler işte kafeler doğru düzgün hiç yok. Hangisi hayırlı gelecekse, hangisi bir şey Ceyhan için bir şeyler yapacaksa onu. Ya genel olarak bilindiği üzere Ceyhan'ımızın yolları çok kötü. Altyapı istiyoruz mesela. Bazı bölgelerinde de trafik konusunda, sinyalizasyon konusunda dikkat edilmelerini istiyoruz. Yani bazı bölgelerde, bazı kavşaklarda çok ağaçlar var. Yani genel olarak bir kaza söz konusu. Bir de Ceyhan'ın 2-3 bölgesinde bir üst geçit istiyoruz. Trafik çok yoğunlaştığı zaman, yani bilindiği üzere Çamlıyol mevkiinde mesela arabayla çıktığımız zaman evimize rahat bir şekilde gidemiyoruz. Arabalar sıkışıyor çünkü bunun sebebi bir üst geçidin olmaması. Genel olarak yol problemi olduğu için bunun için aklımda bir isim var. O da bu konuda çok profesyonel bir insan. Sevdiğimiz de bir abimiz. Ben Alemdar Öztürk'ü görmek istiyorum yani belediye başkanının. Ablacığım ilk önce bir eğlence tesisi bekliyorum Ceyhan'a. Ailenle gidebileceğin, oturabileceğin bir yer bekliyorum. Ama maalesef böyle bir şey yok. Ondan önce Ceyhan'ın yol sorunları zaten hiç şimdiye kadar bitmedi. Biliyorsunuz yollarımız rezil. Artı bizim Ceyhan'ımızın çok güzel bir ırmağı var. Ama maalesef biz ırmağımızdan faydalanamıyoruz. Ne yapmışız? Zenginler Cumhuriyet Mahallesi'nde ev yapmış, orada oturuyor. Vallahi abla işin gerçeği adaylardan ben Kadir'in kazanmasını isterim. Yani öncelikle tabii bizler esnaf olarak şeylerden çok şikayetçiyiz temizlik konusunda. Park bahçe olaylarında çok büyük bir sıkıntılar var. Yani şu an Ceyhan'ımıza iyi bir hizmet gelmesini istiyoruz. En büyük avantaj işte şeyimiz bu, isteğimiz bu. Adaylardan şu anki bizim desteğimiz tabii ki AK Parti. Ona destekliyoruz yani. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Öncelikle yol yapımı. Çünkü bizim orada İstiklal Mahallesi berbat bir yol. Yollar falan hep kırık çıkık içinde. Ve gezilecek yerler, piknik alanları. Hangisi hayırlıysa. Röportajlardan izlediğimiz üzere vatandaşların beklentilerini ekranlara taşıdık. Ve umuyoruz ki belediyenin asli görevlerinin sorun olmadığı ve daha yaşanabilir bir Ceyhan haline gelmesidir. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın. Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.